Sayın Valim, değerli milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli Bakanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Gazi şehrimin aziz evlatları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor, gastronomi festivalimize hoş geldiniz diyorum. I think there are so many guests from different parts of the world, and I also would like to welcome them. Welcome to Gaziantep. We have been very honored to host you here in this precious city. I would like to advise you to enjoy Gaziantep, to enjoy the foods of Gaziantep. Gaziantep is not famous only with its foods, but also with its people. That's why I would like to advise you to test their delicious hearts too. Thank you very much. Değerli dostlarım, bizler Mezopotamya'nın çocuklarıyız. Belki dünya üzerinde birçok ülkenin şehri gastronomi şehri olarak anılıyor. UNESCO dünyanın birçok şehrini gastronomi şehri olarak tescil etmiş olabilir. Ama eminim ki hiçbirisi bunu Gaziantep gibi hak etmiyor. Neden derseniz, bizler Mezopotamya'nın çocuklarıyız. Gıdanın, buğdayın, tahılın doğduğu, ilk dünyaya dağıldığı coğrafyanın çocuklarıyız. Bunu bu açıdan bakıldığında en fazla hak eden bir şehir varsa bu şehrin ismi Gaziantep. Bugün önümüze yüzyıllardan evrilerek gelmiş sadece Gazi şehrimizin 500'ü aşkın tencere yemeği var. Belki bugün önümüze sürülen, bugün önümüze sunulan bu yemekleri yerken 500 yıllık, 1000 yıllık bir evrilmenin, 1000 yıllık bir dönüşümün önümüze konulduğunun farkında olamıyoruz. Aslında o yemekleri pişiren, o lezzetleri bugün önümüze koyan şey sadece ateş değil. O lezzetleri önümüze koyan şey aynı zamanda coğrafyanın acıları, yakılmış türküleri, sevinçleri, mutlulukları yüzyıllardan bugüne kadar evrilerek önümüze böylesine lezzetleri koyuyor. Onun için Gaziantep'in gastronomi kültürü çok kadim bir kültür. Dünden bugüne süslenmiş ve önümüze sürülmüş bir basit kültür değil. Bu kültür aynı zamanda paylaşarak lezzetlenmiş bir kültürdür. Biz sadece bir domatesten yemek yapamayız. Sadece patlıcandan bir yemek yapamayız. Ama biz domatesi, patlıcanı, sarımsal, soğanı hepsini birleştirerek onu müthiş bir lezzete dönüştürebiliriz. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu şundan kaynaklanıyor. Gaziantep öylesine mücehhez bir şehir ki, öylesine kıymetli, önemli, değerli bir şehir ki, bu şehrin bir köşesinde bir Alevi kardeşimiz yaşar. Bir köşesinde Kürt bir kardeşimiz yaşar. Bir köşesinde Arap, bir köşesinde Türk, bir köşesinde Sünni kardeşimiz yapar. Ama bizim annelerimiz her akşam bir çeşit yemek yapar, biz 5 çeşit yemek yeriz. Neden? Paylaşırız. O yemeğe o lezzeti katan işte birkaç sebzenin bir araya gelmesi gibi bu şehre lezzeti katan da bütün farklılıklarının bir lezzete, bir uyuma dönüşmesinden kaynaklanıyor. Biz öyle bir şehiriz ki bundan birkaç yıl önce şehrin meydanında şüpheli bir paket fünyeyle patlatıldı. İçinden ne çıksa iyi, içli köfte. Bu şehir öyle bir şehir ki şüpheli paketlerinden bile içli köfte çıkan bir şehir. Bu şehri seviyoruz. Bu şehir öyle bir şehir ki kendini tanımlarken nasılsın denildiğinde keyfi yerinde değilse eti dökülmüş lahmacun gibiyim der.
Biz kendimizi yediğimiz ve Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu bu topraklara, bu coğrafyaya lütfetmiş olduğu bu zenginliklerle tanımlıyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Böyle bir festivali, şehrin o gastronomi kültürünü, tarihsel vizyonunu görünür hale getirdiği için Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'ye, Gazi şehrimizin her bir evladı adına ben teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimiz bu şehre geldiğinden beri vallahi bizden daha fazla Gaziantep'li, Gaziantep için ortaya koymadığı bir çaba yok, koymadığı emek yok. Sayın Valimize bu sürece katkıları için teşekkür ediyorum. Milletvekilleri olarak ki ben bugün milletvekili arkadaşlarım adına, kardeşlerim adına söz aldım, size hitap ediyorum. Milletvekili kardeşlerimiz olarak bu şehri bir turizm kenti, bir tarım şehri, bir ticaret şehri, bir kardeşlik şehri, bir paylaşım şehri, bir tarih şehri, bir medeniyet, bir irfan şehri yapmanın yanı sıra aynı zamanda dünyanın en büyük gastronomi şehri yapmanın da çabasını bütün bir Türkiye içerisinde ortaya koyuyoruz. Gazi şehir, Gaziantep her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyor. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler.